Günaydın arkadaşlar. Efer Tarot YouTube kanalından hepinize kocaman kocaman sevgiler, saygılar. Evet arkadaşlar, ben günaydın diyorum ama bu videoyu sizler öğlen izliyorsanız günaydın, akşam izliyorsanız iyi akşamlar diliyorum. Evet, cumartesi sabahı İzmir'den, şöyle soğuk bir İzmir'den hepinize günaydın diyorum. Sabah 6 uyandım. Duramadım, dedim bir video çekelim. Aslında açılım konum çok farklıydı ama çok acayip bir şekilde içimde böyle bir ilahi adalet tecelli olsun hissiyle uyandım ve sanırım kolektifte de çok fazla yaralı arkadaşımız var, çok fazla yüreği yanmış canlar var ve bir nebze belki bu açılımla onların yüreklerine su serpebiliriz. Bakalım onların kalbini kıran, acıtan, paramparça yapan kişiler ilahi adaletten nasibini alacak mı? Elbette alacak arkadaşlar, ama ve lakin biz bunu görecek miyiz? Şöyle bir inanış vardır: Rabbim özellikle kalbi yaralanan kişiler için o kalbi yaralayan kişilerin yaşadıkları kötü şeyleri göstermez ki içlerine bir fesatlık girip de oh 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 çok iyi olmuş demesin diye. Ama şöyle bir şey de var. Birçoğumuz bunu da görebiliriz ki ben çok gördüm arkadaşlar. Evet, ilahi adaletin tecelli ettiğine ve bu dünyada tecelli ettiğine çok çok kalpten inanan ve görmüş birisiyim. Evet, eskiden çok fazla öfkelenen, kızan, şöyle olsun, böyle olsun diyen birisiydim. Şimdi daha sakinim ve direkt Allah'a havale ediyorum arkadaşlar. Hasbinallah ve ni'mel vekil. Benim vekilim Rabbimdir ve en iyisini o bilir diyorum arkadaşlar. Ve evet, görüyor muyuz? Görüyoruz. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olur, bildirim butonunu açar ve tüm bildirimleri seçerseniz her hafta sonu diyorum arkadaşlar. Genelde cuma yapıyordum ve 8 sıralarında yapıyordum. Çok fazla geri dönüşlerde işte cuma günü özellikle 8 sıralarında yemekte olduklarını söyleyen arkadaşlarım var, yetişemediğini söyleyen arkadaşlarım var. Bundan dolayı cuma da olabilir, hafta sonu da olabilir ama saati 9 veya 10'a doğru kaydırmayı düşünüyorum. Sizlerin daha rahat beni izleyebilmesi, canlı yayına katılabilmesi için. Bizim canlı yayınımızın en önemli özelliği sizlerden gelen soruları cevaplamamdı arkadaşlar. Bunun çok önemli olduğunu daha yeni farkına vardım. Evet, 3 kart seçiyoruz ve 3 kartla sizlerin sorduğu sorulara en doğru ve en net cevapları vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Ki tarotta zaten tek kart yoktur. En az 3 kart seçmeliyiz ki o durumla, konuyla ilgili hikayeyi tam anlamıyla çıkarabilmek için. Evet, bizim canlı yayınımızın en önemli özelliği ne dedik? Sizlere özel bir danışmanlık sağlıyoruz aslında. Mini bir açılım yapıyoruz. Bunun önemini yeni kavradım dedim. Neden arkadaşlar? Geçen de şöyle sayfalar arasında gezerken tek soru için bile 250, 300, 400 lira paralar döndüğünü gördüm. Tek soru için bu kadar yüksek mevlalar herkes veremez. Tabii ki hakkıdır o arkadaşlarımızın o parayı talep etmesi ama dediğim gibi herkesin bütçesi, hele ki bu zamanlarda, buna yetemeyeceği için ben bizim canlı yayınımızın çok önemli ve kıymetli olduğunu düşünüyorum. O yüzden daha fazla kişilerin faydalanması için saati biraz daha ileriye, yani 9-10 gibi daha geç vakitlerde yapmayı düşünüyorum. Evet, bunu söyledikten sonra destelerimize gelelim arkadaşlar. Birinci desteniz sihirbazların tarot destesi. Şöyle bal kabağımız var. Şimdi arkadaşlar, bazı arkadaşlarımız da şey demiş. Tamam, dört yapraklı yoncayı anlıyoruz, şans, ama bal kabağı ne alaka? Bal kabağı arkadaşlar, bu magnet benimle 20 senedir beraber ve bana eskiden böyle kafe açmayı düşünürdüm ve kafemde zaten yine Efer olmasını düşünüyordum. Kafemdeki obje ise süpürgeye binmiş bir cadı ve önünde de şöyle bir bal kabağı falan. Bal kabağı bana hep böyle küçüklüğümden beri Cinderella hikayesini, masalını çok sevdiğim için bir değişim ve dönüşümünü, sihri ve büyüyü anlatır. Güzel büyüyü ve güzellikleri anlatır arkadaşlar. Her kötü giden olayın daha daha böyle iyi olacağını,
mucizelerin gerçekleştiğini düşündüren bir objedir balkabağı. O yüzden balkabağını kullanmayı seviyorum arkadaşlar. Birinci desteğe de balkabağını koyduk. İkinci destemiz de ışık, yani tarot destesi. Ve şöyle dört yapraklı yoncamızı da koydum. Evet, şöyle bir odaklanın bakalım. O sizin kalbinizi kıran kişiler ilahi adaleti görecekler mi? Daha doğrusu siz görecek misiniz? Onlar yaşayacaklar mı? Evet, hemen seçemeyen arkadaşlarımız videoyu durdurup burada seçtikten sonra devam edebilirler diyoruz. Ve hadi bakalım, birinci desteyle hemen bir başlayalım. Evet, birinci desteği seçen arkadaşlarımız düzen, kalbini kıran, kalbini yaralayan kişilerle ilgili ilahi adalet tecelli olacak mı? Bu kişiler pişman olacak mı derken bir kart attı kendini. Şöyle aşağılara iniyoruz ve alıyoruz. Evet arkadaşlar, dünya kartı kendini attı, şöyle atıyoruz. Evet, bu kişinin şu anda kalbini kırdığı kişiyle ilgili yaşadıkları nedir? Pişmanlığı var mıdır? Hayatında bu kişiye yaşattıklarıyla ilgili neler yaşıyor? Bununla ilgili en doğru ve en net bilgileri almaya niyet ediyorum. Tüm ilahi kanallardan ve ilahi rehberlerden. Devam edelim. Şuraya seçip sonra açalım arkadaşlar. Darlandık. Evet, şöyle bakıyorum da bu desteği seçen arkadaşlarımı üzen kişiler böyle çok da anlayışı olan insanlar değil. Yani sistem onun kafasına bir şeyleri vursa da ya evet ben bunu yaşıyorum ama yaptıklarımdan dolayı yaşıyorum, ya ben bunu hak ettim diyebilecek insanlar değil diye görüyorum arkadaşlar. Biraz anlayışı kıt. Hani derler ya, NATO mermer NATO kafa, söyle söyle anlamıyor. Bakalım devamında neler olacak. Çok güzel. Burada bu desteği seçen arkadaşlarım, sonda söyleyeceğimi hemen başta söyleyeyim. Evet, bu kişiyle ilgili bir ilahi adaletin yaşandığını göreceksiniz arkadaşlar. Direkt dedi ki kartımız, evet, yes. Pardon.
Şimdi şöyle bakıyorum arkadaşlar, özellikle bu kişiyle ilgili şöyle bir şey var. Bu kişi evet aslında sizin mükemmel birisi olduğunuzu düşünüyormuş. İlk başladığınızda her şey gayet güzelmiş arkadaşlar. Dünya kartıyla bir yaz dönemi başlamış olabilir ilişkiniz. Yaz dönemi bir yükselme dönemi yaşanmış olabilir. Bir bazılarınız için ise yaz döneminde bazı fesat ve fitne kişilerin araya girme durumu söz konusu olmuş olabilir. Evet, burada özellikle bu desteği seçen arkadaşlarımın kalbini yaralayan kişi kör arkadaşlar, ciddi bir anlamda kör. Sistem ona demiş ki al bak sana tamamlanacağın kişiyi gönderiyorum. Al sana bir olabileceğin, dünya evine girebileceğin, sana al hediye gönderiyorum demiş. Ama o kör kişi hem kalbi kör, hem ruhen ve fiziksel olarak kör kişi ne yazık ki bunu görememiş ve araya fitne, fesat insanların girmesine sebep olmuş dedi kartlarım. Evet, burada bazılarınız için başka birisini seçme, başka birisini tercih etme, bir kısmınız içinse aileyle sizin aranızda kaldığı için seçimini ailesinden yana yapan ve bundan dolayı gerçekten sizin kalbinizi kırmış birisinden bahsediyoruz. Evet, bu kişi bir kısmınızdaysa bu engeller o kadar büyük olarak düşünmüş ki ya ben mücadele edemem, ya ben işte bir şeyleri daha kolay elde etmeyi isteyen, hayatını daha böyle çok mutlu olmayayım ama ya uğraşmayayım ben. Uğraşmadan işte ortalama bir hayat süreyim. Bazı insanlar böyledir arkadaşlar. Bazı insanlarsa daha iyisini yapabilirim, daha mutlu olabilirim, daha güzelini yaşayabilirim çabası içerisindedir. Ve evet, bu kişi yani aslında iki arada bir derede kalmış mı kalmış. Güneşiyle beraber yani o hayatındaki aydınlık, hayatına sıcaklık veren, ışığı getiren kişiyle o ruhunun karanlık karanlığıyla iki arada bir derede kalmış ve hadi gidiyor. Böyle gidiyor mu gidiyor. Peki hala bir kısmınız için arkadaşlar bu kişi gerçekten evlilik yolunda ilerlediğiniz, çok ciddi şekilde adımlar attığınız bir kişi olabilir ve birdenbire bu yarım kalmış olabilir. Şimdi bu kişinin yaşadığı ilahi adalet döngüsüne gelecek olursak, bu kişi şu anda çok çabalıyor olabilir. Arkadaşlar bu kişi iki anlamda sınanıyor. Size yaşattıklarıyla ilgili iki alanda sıkıntı yaşıyor diyebilirim. Bir manevi anlamda özellikle başka birisini tercih etmiş seçmiş kişiler ne yaptıklarsa aynısını yaşıyorlar. Size ihanet ettilerse ihaneti hayatlarında görüyorlar. Size yalan söyledilerse evet bu seçtikleri tercih ettikleri kişi bunu ona yaşatıyor diyebilirim. Aynı zamanda maddi anlamda sıkıntıya ve dara düşme, hatta birilerinden borç alman borcun içine batmış bir halde olabilir. Evet, yakın gelecekte arkadaşlar, oldukça yakın bir gelecekte en yakın dolunay dönemi olabilir. Hatta böyle yağmurlu kış dönemi bitmeden bu kişi bazı gerçeklerin farkına varacak diyebilirim. Bakın gerçekler ve gerçeklerle beraber ilahiden gelen bazı durumlardan dolayı bu yaşadıklarını başına geldiğinin farkına varacak ve çok ilginçtir biliyor musunuz? Size bu yaşadıklarını anlatacak. Evet. Ya evet ben sana bunları yaptım. Ama yaşarken arkadaşlar şu anda anın enerjisinde bu yaşadıklarının sebebinin geçmişte size veya başkalarına yaptığı haksızlıklardan dolayı, ihanetlerden ve aldatmalardan dolayı, yanlış hareketlerinden dolayı başına geldiğinin farkında mı? Hayır, değil. Ama zamanla yakın gelecekte
Evet, bir şeyleri anlayacak, gerçeği görecek dedik arkadaşlar ve size bir adım atacak. Ve size attığı bu adımda da bu yaşadıklarını bir bir anlatacak. Diyecek ki ya işte ben böyle böyle yaptım ama o kişi beni aldattı. Ya da işte ailesine güvendi, ailesini tercih etti. Ya ailem bana bunu bunu yaptı. İşte ihanet ettiyse ihanetle karşılaştı. Yalan söylediyse yalanla karşılaşmış olabilir ve bunları siz duyacaksınız sevgili birinci deste. Arkadaşlar biraz kısık sesle konuşuyorum çünkü sabahın altısı, ses çok fazla bu saatlerde dağılabiliyor. Kimseyi rahatsız etmemek adına biraz kısık sesle konuşmam gerekiyor. Pekala, bu kişi tam anlamıyla şu anda yaşadıklarının sebebini bilmiyor. Ama bir ilahi adalet döngüsünün içine girmiş ve iki konuda bu döngüyü yaşıyor. Hem işte duygusal konularda yaptıklarının bedelini karşı taraftan görüyor. Ne yaptıysa aynısını karşı taraftan alıyor. Bir yandan da parayla ilgili sınanıyor arkadaşlar. Maddi olarak bir kıtlık enerjisi içinde diyebiliriz. Pekala, bu dönemde siz ne yapmalısınız? Hadi bakalım. Sevgili birinci destenin şu anda anın enerjisinde daha mutlu olmak için özellikle duygusal konularda mutluluğu yakalayabilmesi için kendinde değiştirmesi, dönüştürmesi ve yapması gereken şeyler nelerdir diye bir soralım. Bizler de sistemden, evrenden, ilahiden gereken, almamız gereken rehberliği alalım arkadaşlar. En doğru ve en net bilgileri almaya niyet ediyorum. Şimdi bu desteği seçen arkadaşlarım da özellikle yaşadıkları ile ilgili böyle ya ben hangi noktada yanlış yaptım? Benim ona bir yanlışım mı oldu? Yanlış hareketlerim mi oldu gibisine düşünceleri varsa öncelikle bu düşüncelerden bir sıyrılsınlar dedi. Çünkü böyle bir durum yok dedi kartlar arkadaşlar. Evet, bu dönemde sizin yapmanız gereken en önemli şey kendini kabullenmek arkadaşlar. Eğer bu ilişkide kendinizi değiştirmek zorunda kaldıysanız, yani tabii ki herkes değişir, her ilişki içerisinde her insanla farklı bir şekilde etkileşim içerisine girer ve değişiriz ama tamamen kendiniz dışında birisi olmak durumunda kaldıysanız önce o girdiğiniz rolden bir çıkmanız gerektiğini, kendinizi olduğunuz gibi kabul etmeniz çok önemli dedi kartlar. Burada 7. çakra çıktı arkadaşlar. 7. çakra bize kozmik bilinci ve ilahi olanı anlatır. Burada bir sıkıntı varsa öncelikle burada 7. çakramız sağlıklı çalıştığında kişi özbenliğini ve yaşam amacını bulur. Anda yaşamaya başlar. Özellikle şu anda geçmişi çok fazla düşünüyor veya geleceğe dair çok fazla kafa yoruyorsanız burada 7. çakrada bir sıkıntı olabilir. Veya işte yine bloke olduğunda bir bağlılık, acı, ızdırap ve keder içinde kendimizi kaybolmuş hissedebiliriz. Yaşam amacımızla ilgili çok fazla sorgulama
durumunda kalabiliriz. Evet, burada arkadaşlar 7. çakra ile ilgili hangi bu bahsettiğim durumlardan birden fazla durumu yaşıyorsanız 7. çakrayı dengelemeniz ve temizlemeniz önemli ve kıymetli. Evet, burada sihirbaz ve ayna kartı geldi. Artık arkadaşlar en önemli şey tek uçluluktan kurtulmanız. Yani olayınıza, durumunuza, bu kişiyle olan hikayenize hep aynı pencereden bakmayı bırakmalısınız. Bu çok önemli. Bu kişiyle ilgili sürekli kendi kendinize ben bunu yapmayacağım, şunu yapmayacağım veya böyle böyle yapacağım gibi sözler veriyorsanız artık bu sözleşmelerinize ve sözlerinize sadık kalın dedi. Bir karar veriyorsanız o kararın arkasında durmanız önemli ve kıymetli. Burada sihirbaz ve ayna kartıyla beraber burada hayatınızın simyacısı sizsiniz. Hayatınızı iyiye, güzele dönüştürmek ve değiştirmek sizin elinizde. Dışarıdan bir başkası gelip sizin hayatınızı değiştiremez. Ancak siz onlara müsaade ederseniz sizin hayatınıza müdahale edebilirler. Siz onlara izin verirseniz sizi üzüp kırabilirler. Burada kalp tutan kadın çok verici olmuşsunuz diyor. O kadar verici olmuşsunuz ki karşınızdaki kişiye kalbinizi çıkarıp söküp vermişsiniz. Artık bunu yapmaktan vazgeçin dedi kartlarım. Önce kendinizi sevin. Şöyle bir aynaya geçin. Ben ne güzel kadınım dediğin. Ben bunu yapıyorum valla. Geçiyorum ve evet ya sen ne kadar güzel bir kadınsın diyorum. Seni seviyorum diyorum arkadaşlar. Kendinizi takdir edin. Herkesin bu hayatta yaptığı, başardığı şeyler vardır. Dilek defterim mesela bu açıdan gerçekten çok güzel. Bu çalışmayı yapın. Sahip olduklarınızı tek tek yazın. Ve bu sizi daha da iyi hissettirecektir. Mutlaka herkesin sahip olduğu iyi bir özellik vardır. Bu hayatta yaptığı, başarabildiği şeyler vardır. Yazmak bunun size gösterecektir arkadaşlar. Evet, toparlayalım. Şunu unutmayın arkadaşlar. Durumlara ve olaylara tek yönden bakmayın. İkincisi, asla demeyin. Asla demeyin. Asla dediğiniz şeyleri mutlaka yaşarsınız. Ben yaşadım. Ve kendinizi olduğunuz gibi kabul edin. Kimse için kendinizi değiştirmeyin arkadaşlar. Evet, tabii ki esnetebiliriz. Böyle oh, böyle kas katı da kalmayacağız ama esnetmekle tamamen değişmek, o kişiye göre davranmak çok farklı şeyler. Kişiliğimizi ve benliğimizi korumak önemli ve kıymetli. Çok fazla verici olmayın. Alma verme dengesini korumanız önemli. Bir kişiyle ilgili, durumla ilgili veya hayat amacınızla ilgili kararlar alıp kararlarınızı bozmanız sizin evrenden istediklerinizi almanızı geciktiriyor arkadaşlar. Çünkü evren böyle ne diyor ya, ne oluyor ya falan oluyor. Biliyorsunuz ki şu gelsin, 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 gelsin. Sonra Allah kahretsin, ondan da hiçbir şey olmaz. Mesajını gönderiyorsun, böyle bir evren o paketi hazırlıyor sana tam gönderecek. Negatif enerji geçtiği anda ne oluyor falan oluyor arkadaşlar. O yüzden kendinize verdiğiniz sözleri lütfen tutun ve arkasında durun. Kendi hayatınızı kendiniz değiştireceksiniz, dönüştüreceksiniz. Kendiniz kendi mutluluğunuzdan sorumlusunuz. Bir başkası değil arkadaşlar. Ve 7. çakrayı tekrar hatırlatıyorum. Bununla ilgili mutlaka çalışma yapın arkadaşlar. YouTube'da bununla ilgili videolar zaten mevcut. Evet, birinci deste için bu şekildeydi. Yeni videolarda görüşmek üzere sevgili birinci deste ve gelelim ikinci desteye. Hadi bakalım. İkinci desteği yani yoncayı seçen arkadaşlarım için. Hadi bakalım bu desteği seçen arkadaşlarımın kalbini kıran, yaralayan, üzen kişi için ilahi adalet tecelli edecek mi? Bununla ilgili en doğru ve en net bilgileri tüm ilahi kanallardan ve ilahi rehberlerden almaya niyet ediyorum. Aa, seçtim valla bir tane fazla geldi. Bir de sayarak gidiyorum. O da ilginç. Neyse, almamız gereken fazladan bir rehberlik varmış demek ki.
Bakalım bu kişi neler yaşıyor şu anda. Bu desteği seçen arkadaşlarımı üzen, yaralayan kişinin gündeminde bu kişiye yaptıkları ile ilgili neler yaşıyor derken bir kart attı. Burada çok fazla attı. Allah'ın videoyu durdurup almam lazım o kartı. Çok uzağa gitti. Bir saniye. Evet arkadaşlar, aldım kartı ve ölüm kartını atmış. Laro Tarot. Bakalım. Devam edelim. Aa, Allah'ım. Üç tane atmış arkadaşlar. İki tane olsa alacaktım ama. Evet, tamam. Daha fazla karıştırmıyorum. Böyle kartlar yerinde durmuyor. Anlatacak çok şeyim var diyor. Bakalım neler söyleyecek. Evet. Direkt bir yargı kartıyla açtık arkadaşlar. Oo, bu kişi de sanki böyle zaten bir başlamış. Yani yaşamış, yaşıyor şu anda arkadaşlar. Sevgili ikinci deste. Yargı, adalet. Kule. İkinci deste, nasıl böyle bir beddua mı ettiniz? Ne yaptınız? Adama felaket bir şekilde tutmuş. Sihirbaz kartı. Ölüm. Ay. Pişman. Pişman arkadaşlar. Düşmüş. Ay bu burası var ya, yerle bir olmuş sevgili arkadaşlar. Kavuşursun, bekle. Şimdi şu kart sonradan geldi arkadaşlar. Biliyorsunuz fazladan çektiğimiz bir karttı. Dengeye gelmek istiyor arkadaşımız. Bu yani bunları yaşıyorsa dengeye gelmek ister tabii. Çok ilginç. Atan kartlardan birisi buydu. Ama yine içine koyduğumuz halde, desteğe koyduğumuz halde bize geldi mi geldi. Ay, çok keyif aldım dermişim çıkar kartlardan. Evet arkadaşlar, şöyle baktığımda bu kişi zaten daha sizinle ayrılma durumundayken pişman olmuş. Daha en başta pişman olmuş arkadaşlar. Çünkü yaptığı seçimin çok yanlış olduğunu, size yaptığının gerçekten kötü olduğunun farkında. Şöyle sanki, yani ben bunu yapmak zorundayım. Bir zorunluluğu olduğunu düşünen bir hödük var. Nefret ediyorum böyle durumlardan. Ya ben bunu yapmak zorundayım. Yani şöyle, bunu niye söylüyorum? Ben seni seviyorum, ben seninle mutluyum, şöyleyim, böyleyim ama ayrılmak zorundayız. Neden? Neden? Neden ayrılmak zorundayız? Bir söyle, değil mi? Şimdi böyle çok fazla hikayeler geliyor. Eğer ki gerçekten bu kişi işte nedir, evli değilse vesaire, çok böyle birilerine
çok fazla sözler verip de o kişiyi yarı yolda bırakmak istemiyorsa eyvallah, bunu bir yere kadar anlarım. Ama velakin yani böyle bir durum yokken paradır, puldur, ailedir, arkadaştır, çevredir, sosyal statüdür, farklardır. Bunlar aşılamayacak sorunlar değil. Gerçekten acayip ayar oluyorum böyle bahanelere. Evet, bu kişi yani senden ayrılıyorum ama yani ruhumu sende bırakıyorum diyen birisi. Ve şöyle bir şey, burada özellikle şöyle bir durum var. Etrafın yargısından, etrafın söylediklerinden, el alem ne der, işte ailem ne der gibi çekincelerden sanki bir ayrılma durumu söz konusu bir kısmınız için. Veya işte dediğim gibi evliyse vesaire, yine ailem ne der, çevre ne der durumu var. Ama arkadaşlar öyle bir şey ki direkt pişman yapıyor, yaparken pişman daha ve pişman olacağını da biliyormuş. Yani ben bunu yapıyorum, senden ayrılıyorum ama seni üzüyorum, işte senin kalbini paramparça ediyorum ama inan benim de kalbim paramparça ve daha yaparken bundan pin pişman olacağımın farkındayım diyen birisi var ve sizi yani düşünüyor, aklından çıkmıyorsunuz. Böyle perperişan. Sizi çok fazla özlüyor, sizin yokluğunuz ve yoksunluğunuz onun böyle hücrelerine kadar işlemiş, ölmüş arkadaşlar, yaşamıyor. Bir kısmınız için gerçekten ruhen ölmüş birisi. Dışarıya gülüyor olabilir, eğleniyormuş gibi gözüküyor ama bu kişi özellikle tek başına kaldığında şöyle perperişan. Perişan arkadaşlar, bu kadar, daha başka bir kelime gelmiyor. Yani dilime düşen bu. Perişan. Valla hani derdim ya beter olsun. O kadar kötü bir durumda ki diyemiyorum. Ben bile üzüldüm, ben bile acıdım. Bu kişi hem maddi hem manevi olarak düşmüş. Baya bir yerle bir olmuş diyebilirim. Çok ilginç. Burada da bal kabağımız var arkadaşlar. Yani siz onun için mükemmel misiniz? Siz onun için çok çok özenmişsiniz. Ve sizi kaybetti mi? Kaybetti. Ve ben hak ettim diyor. Bu kişi farkında arkadaşlar. Ben bunu hak ettim diyor. Yani gerçekten yaşadıklarımı hak ettim. Ben yaşayacaklarımı da biliyordum diyor. Ay kartıyla beraber bir aksiyon kartımız geldi. Arkadaşlar çok ilginç. Aksiyona geçmek. Size mesaj atmak, sizinle iletişime geçmek istiyor ama korkuyor. Yani endişeleri var, korkuları var. Bırakın korksun arkadaşlar. Sakın bakın burada bu cümlemden dolayı ya ben adım mı atsam, ben onu bir cesaret etmeyin, cesaretlenmesin. Siz cesaretlendireceksiniz. Sonra yine kalkacak, diyecek ki ya bensiz olamıyor. Popoları kalkacak. Hiç gerek yok. Bırakın. Yani cesarete gelsin, cesarete gelip adım atamıyorsa zaten siz ona cesaret verip adım attırsanız da gerisini getirmez arkadaşlar. O yüzden bırakın burada evet aksiyona geçmek istiyor, mesaj atmak istiyor ama sizden gelecek olan tavırı da korkuyor. Kork yani, bunu yaptıysan kork biraz. Evet, yıkılmış arkadaşlar bu kişi. Bakın sadece size olan özlemiyle ilgili bir yıkılma yok. Burada bazılarınız onu bırakıp başkasıyla görüşmeye başlamış olabilirsiniz. Bu evet yaşadığı size olan özlemi sizin hayatınızda olmamasından kaynaklanan bir yıkım değil sadece. Burada ani bir yıkım yaşamış. Burada özellikle ben onu bıraksam da o beni bırakmaz. Bir şekilde tekrar ben dönerim, bir arada oluruz diye düşünen hödükler sizin başkasıyla görüşmenizden ötürü ani bir yıkım yaşamış, şoka girmiş ve aynı zamanda bu kişiler maddi anlamda da büyük bir yokluk ve kıtlık çekiyor. Evet, bir kavuşma arzuluyor arkadaşlar. En yakın dolunay döneminde size bir adım atacak ve diyecek ki seni seçtim diyecek. Siz de deyin ki ben bir seçenek değilim. Beni seçenek haline getiriyorsan sende bir sıkıntı var demektir. Yani en nefret ettiğim şey tabii sizler kendinize göre adım atabilirsiniz tabii. Evet, bir kavuşma. İşte seni seçtim. Artık seninle olmak istiyorum. Sensiz olamıyorum diyen birisi var. Ama bu kişi hayatında arkadaşlar böyle planlı ilerleyen birisi değil. Hayatını çekip çevirebilen bir insan değil.
Ya bu kişi daha olmamış ya, büyümemiş. Yaşı kaç olursa olsun, hayatında bilgelikle hareket eden bir insan değil, planlayabilen bir insan değil. Böyle ani harcamalar yapan, ani kararlar alan ama o aldığı kararları sürdüremeyen birisi olabilir. Sizi gözetliyor arkadaşlar, sizin ne yaptığınızı, ettiğinizi takip ediyor. An ve an takip ediyor. Eğer bir kısmınız diyorsa ki ya ben de engelli, nasıl takip ediyor? Valla ediyor, bir şekilde birilerinden haber alıyor olabilir ve en önemlisi arkadaşlar endişeli. Sizi kaybetmekten, sizi tamamen kaybetmekten endişeli. Evet arkadaşlar, burada acayip bir ilahi adalet döngüsü, tecellisi durumu söz konusu. Bu kişi, bu desteği seçen arkadaşımı gerçekten çok üzmüş. Gerçekten çok yaralamış ve sistemde demiş ki senin ağzına tükürürüm demiş ve gerçekten şöyle bir çarpmış. Hatta sadece bir şöyle çarpmakla değil arkadaşlar, duvardan duvara vurmuş bu kişiyi. Acayip acayip şekilde düşüşte. Yani çok çok kötü bir halde diyebilirim. Dediğim gibi başka zaman beter olsun falan derdim ama bu kişiye yani benim acıyasım tuttu yani. O kadar kötü. Ve şöyle bakıyorum da yani şöyle bir şey var. Bu kişi size adım atabilir arkadaşlar. Evet. Böyle bir durum var. Çünkü çok endişeleniyor sizi. Tamamen kaybetmek istemiyor. Kaybetmek istemiyorsan neden bu yollara girdin diye de adama sorarlar. Denge kartıyla beraber arkadaşlar bu kişi hayatını dengeye getirdiği anda size adım atacak. Yani karar sizin. Evet, şimdi siz ne yapmalısınız ona bakalım. Burada arkadaşlar o kişiyle ilgili siz ne yapmalısınız diye sormuyorum. Başka zaman bu şekilde soruyorum ama burada daha farklı. Çünkü siz gerçekten ikili ilişkilerde, aşkta mutlu olabilmeniz için ne yapmalısınız? Mutluluğunuz bu kişiye bağımlı değil zaten. O yüzden genel olarak aşkta, ikili ilişkilerde mutlu olmak için kendinizde değiştirmeniz, dönüştürmeniz gereken, yapmanız gereken şeyler nedir? Bununla ilgili en doğru ve en net bilgileri almaya niyet ediyorum tüm ilahi kanallardan ve ilahi rehberlerden. Oh maşallah. Harikasınız. Öncelikle arkadaşlar 5. çakra ile ilgili bir çalışma yapmanız gerektiğini direkt söylemem gerekiyor. 5. çakra ile ilgili bir tıkanıklık, dengesizlik durumu söz konusu olduğunda arkadaşlar burada çok ilginç. Nasıl diyeyim? Kendimizi ifade etmekle ilgili sıkıntı yaşıyor olabiliriz. Duygularımızı, isteklerimizi ve taleplerimizi karşı tarafa tam net bir şekilde söyleyemediğimiz için bazı sıkıntılar yaşıyor olabiliriz. Evet, 5. çakra ile ilgili dengeleme çalışması ve temizleme çalışması yapabiliriz. Bir defa arkadaşlar aptal yürekli olmaktan vazgeçin. Burada aptal arkadaşlar, aptal değil. Yani ne diyor burada? Bu kartımız bize saf ve koşulsuz sevgiyi anlatır. Herkese saf ve koşulsuz bir sevgiyle yaklaşmamızın yanlış olduğunu söyleyen bir kart. Bunu ancak hakkıyla hak edenlere vermemiz gerekiyor ve zaten gerçekten en önemli yapmanız gereken kendinizi iyi hissettiğiniz, sizin enerjinizi yükselten, olumlu konuşan, olumlu düşünen kişilerle birlikte olmanız önemli ve kıymetli.
güzel vakit geçirin dedi. Geçmişi geçmişte bırakın arkadaşlar. Her ne olduysa olsun. Değmeyen kişilere geçmişte sizi üzüntü veren, sizi yaralayan, vaatlerde bulunup gerçekleştirmeyen kişileri Rabbime havale edin. Çünkü geleceğinizi de bu kişileri düşünerek mahvetmenin anlamı yok. Ona hala zaman harcıyorsunuz, ona hala enerji akıtıyorsunuz. Hiç gerek yok arkadaşlar. Bakın aslında yine zihinsiz kartıyla beraber bu kişiye enerji akıtmayı kesin dedi. Bu kişiyi düşünmeyi kesin dedi arkadaşlar. Ve asla ölmeyen şey, en önemlisi burada asla ölmeyen kişi merkezde kalmak kartıyla beraber çıktığı için ne diyor? En önemli olan kişi sizsiniz. Kendinizi hayatınızın merkezine koymanız önemli ve kıymetli. Gerisini boş verin. Çünkü bunu yaptığınız anda bakın arkadaşlar. Burada aptal yürekle beraber yani çok fazla koşulsuz sevgiyi ve şefkati pardon arkadaşlar bir saniye hapşırmam geldi arkadaşlar. Evet burada koşulsuz sevgiyi ve şefkati dengesiz bir şekilde karşı tarafa vermeyi kestiğimiz anda, geçmişi bıraktığımız anda, bizi üzen, bizim kalbimizi kıran kişilerle ilgili zihinsiz kaldığımız ve hayatımızın merkezine kendimizi aldığımız anda ne geliyor arkadaşlar? Mutlu aile tablosu. Oho çok güzel bir şey. Enerjinizi değiştirin, dönüştürün arkadaşlar. Göreceksiniz ki aşkta, ikili ilişkilerde kazanan siz olacaksınız. Huzurlu ve mutlu olacağınız bir aileye, bir yuvaya sahip olacaksınız. Burada en önemli şey hislerinize güvenin arkadaşlar. Hisleriniz sizi yanıltmayacaktır dedi ve rüyalarınızı takip edin. Haberci rüyalar alabilirsiniz bu dönemde ve yeni başlangıçların, yeni oluşumların ve gerçekten aşkta, parada, hayatta şansı yakalayacağınız mucizeleri gerçekleştiği bir döneme gireceksiniz dedim kartlarım. Kısmetlisiniz arkadaşlar. Bir sürü kısmetiniz var diyebilirim ve yeni başlangıçlar gelecek. Yapmanız gereken geçmişi geçmişte bırakın, zihinsiz kalın. Hayatınızın merkezine kendinizi koyun dedi kartlarımız. Evet arkadaşlar, umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. Ve hala abone olmadıysanız, kanalıma abone olursanız tekrar yeni videolarda ve canlı yayınlarda bir araya gelme fırsatını bulabiliriz arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıkla, sevgiyle, aşkla kalın.